Simülasyon oyunları dünyası Simula World'e hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Construction Simulator 2022 veya sadece Construction Simulator nasıl derseniz. Bu oyundayız ve bugün yalnız değilim. Karşınızda Berkay ve karakteri Luna. Hoş geldin Berkay ve Luna. Hoş bulduk abi. Artık... Bak Berkay. Berkay çok güzel bir ablamızı seçmiş. Karakter olarak. Şimdi beraber multiplayer oynayacağız. Oyunun multiplayer'ı biraz problemli. Yani online çevrim içi oynaması biraz sorunlu. Onu şimdiden belirteyim. Biz de zor girdik. Ama bir şekilde uğraşırsanız giriliyor. En azından onu görmüş olduk. Beraber böyle büyük bir iş alalım dedik. Hani bir videoda yapabilir miyiz bilmiyorum ama deneyeceğiz. O yüzden şimdi şöyle işlere gelelim. Hikaye kontratını beraber yapabiliyoruz mesela bu prestijli projeler. Şunu ben zaten şeyde yapmıştım. Canlı yayında ki canlı yayınları yukarıdaki kartlarda veya aşağıda linki bulunan Twitch kanalımda bulabilirsiniz. Şimdi otel özel manzaralar diye bir otel inşaatı var. Onu beraber yapalım diyoruz. Yani kapsamı iyice böyle yüksek yapıp paranın dibine vuralım. Tabiri caizse paranın dibine vuralım. Şirket olalım. Valla 2.689.000 veriyor. Yapabildiğimiz kadarını yaparız. Yapamazsak sonra devam ederiz gibi düşünüyoruz. Bakalım. Kontratı kabul ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Lütfen bekle diyor. Kontrat öyle kallavi ki kabul bile edemedik. Evet. Kontratı kabul ettik. Süper. Şimdi otel işi kabul edildi diyor. Aynen. Şu şeye yapacağız. O yol yaptığım yerin hemen ilerisine otel inşaatı yapacakmışız. Bak amcama bak. Villa semtinin oraya otel yapıyor. Çok mantıklı. Şimdi sen o aracı getir istersen. Hangi aracı? Şu lazım olacak mı bize? Lazım olmayacak herhalde ya. Beton dur. Mu? Evet, bir işlerden bakalım ne lazım. İnşaat hazırlığı, dozer lazım. Dozeri satın alacağız. Paletli ekskavatör istiyor. Bir de çakıl teslimatı için mafsallı damperli kamyon istiyor. Bence kamyon istiyor. Tamam. Oo, bir de toprak sıkıştırıcı istiyor. Toprak sıkıştırıcı istiyor abi. Çakıl dozeri aynen. Satın alalım diyorum ben ama çünkü dozer sürekli dozer... lazım oluyor. Dozer mi? Satın alalım yoksa ekskavatör mü? Ekskavatör biraz pahalı ya galiba. Dur bir gideyim bakayım. Tamam, dozer mi alalım? Ekskavatör 195.000. Dozerler daha ucuzdu sanırım. Tamam dozer alalım. 167.000. Cat 245.000. Cat pahalıymış. Ben de bir bakayım. Toprak sıkıştırıcı. Aa ucuzmuş mu ya? 90.000. Yani bazılarını satın alalım diyorum artık. Aynen abi. Bazılarını 90.000. Ya bence... Toprak sıkıştırıcıyı kesin satın alalım çünkü 90 bin çok ucuzmuş yani. Abi sen nereden nasıl bakıyorsun şeye? Neye? Araç satıcısına girdim. Araç satıcısına git şeyden, haritadan. Wacker Neuson, toprak sıkıştırıcı, dozer. Yani dozeri bilemedim. Şimdi abi şöyle yapalım. En çok bizim işimize yarayacak siz, ne? Bir bence saniye. Damper işimize yaramaz. Şu ekranımı bir kapatayım kendimi. Heh. Siz de görün arkadaşlar araçların fiyatlarını falan. Ne işimize yaramaz dedim Berkay anlamadım ya. Hayır. Diyorum ki ucuz şöyle sürekli kullanılan... Dozer sürekli kullanılıyor çünkü toprağı kaldırman gerekiyor. Toprağın ilk kaldırma işi. Dozer alalım. Dozer 167 bin. Nasıl 167 bin? Hangi dozere bakıyorum burada 245 bin diyor. Case. Case'inki. Evet ucuz bu. Tamam abi ucuz tamam güzel. Ucuz yolda olsun. Bundan alalım. Sen alabiliyor musun? Dene bakayım. Sana yetki vermiştim galiba ama. Bir bakayım. Satın alma yazıyor mu sen? Ne diyor? İstek inceleniyor dedi. Yetkili. Sana gitti. İstek gönderdi. Güzel. Şey de alalım o zaman. Toprak sıkıştırıcıyı hangi marka alalım? Cat var. Hem var. Allah Allah istek reddedildi. Sorum. Abi hayırdır? Red mi edildi? Ben bir şey yapmadım ki ya. Evet. Yönetimler reddedildi diyor. Arkadaşlar görün. Dur bak. Ya. Bana şirket içi ayrımcılık. İstek mistek gelmedi ki. Bir daha alıyorum ekip. Abi satın alma. Evet. Dur bir dakika. Sen geçici eleman olarak gözüküyorsun çünkü. Dur bakayım şantiyeye yeni gelen her niteliksiz çalışan terfi edip kendini kanıtlayana kadar işe geçici eleman olarak başlar diyor. Herhangi bir sorumluluğu yoktur falan filan. Bir iş yapmak için izin istemesi gerekir falan diyor. Dur yükseltelim şimdi o zaman. Şimdi çalışan oldun. Standart maaşlı işçi oldun yani. Şimdi dene bakalım. Kısa bir eğitimin ardından şantiyelerdeki işlerin önemli bir kısmı. Yok, yine mi olmuyor? Yine olmuyor abi. Allah Allah.
Peki senin o isteğin nereye geliyor? Ben burada çıktı. Tamam. Ben haritada olduğum için göremiyormuşum. Şimdi bir şey daha deneyeceğim. O yüzden kabul etmedim. Reddedildi diyor. Şimdi bir daha deneyeceğim. Ekibe geldim. Luna. Bu sefer seni ustabaşı yaptım. Bakalım yapabileceğim mi? Üst yönetimle görüşmeden bağımsız olarak iş kabul edip işlerini yönetebilen falan filan. Oldu mu? Şimdi aldın mı? Abi. Yok. Her türlü bana soruyor. Bir dakika. Tamam. Evet dedim. Yok yok tamam olmamış zaten. Evet dedim. Kabul edildi. Tamam. Şimdi. Bir de ne alacaktık? Güzel. Ne alacaktık hakikaten? Şey. Bir dozer aldık. Bir de sıkıştırıcı. Toprak sıkıştırıcısı. Toprak sıkıştırıcılar. Ya ondan bak. Bomak var. Hepsi aynı fiyat bu arada. Sonra aynen. Cat var. Abi cat. Cat alalım. Kedi. Cat meow. Hadi bunu da ben aldım. Ya hadi bakalım. Her birinden bir tane diye bir şey kazandım. Evet. Şimdi arabalar nerede? Şimdi o araç satıcısının oraya gidip oradan araçlara binmemiz lazım. Sonra onları da hızlı seyahatle göndermemiz lazım. Şu arada bu arada kameramı da şöyle açayım. Hemen geldim. Abi burada yok araçlar. Ben bindim vallahi bir tanesine. Ama bunu oraya götürmek çok uzun süreceği için. Abi nerede bu araçlar? Ben bilmiyorum. Şeyde sağ altta. Sağ altta bir tane daha şey var. Limanın orada bak. Oraya mı gitti? Oradakinden aldım. Abi ben de diyorum. Yukarıdakinden değil de aşağıdakinden aldım. Anladım. Orası daha yakın diye. Mazot pahalı biliyorsun. Evet. Aracı içeriden göstermek istiyorum. K'ya bastığınızda yani K harfine. Oh. Hızlı seyahatle gel ya. 283 para verdin zaten bir şey değil. Ezeyim mi elemanı? Ben de geldim. Toprak sıkıştırıcımız geldi. Gel bakalım. Şu yatırımcıyla bir konuşacağız. Yatırımcı Godoman abimiz. Gel sen de beraber konuşalım. Geldim. Evet. Şöyle. Hatta dur. Bir tane de fotoğraf alayım şöyle. Evet. Yatırım konuşuyoruz burada. Aynen yatırım konuşuyoruz. Evet. Eskiden buralar dutluktu. Şimdi ne yapacağız? Hemen yatırımcıyla bir konuşalım bakalım. Konuş. Bir diyalog sahnesi başlatıldı. Evet. Şu an amcam konuşuyor. Sen de çıkıyor mu şu an? Konuşmaya çıkmıyor herhalde. Yukarıda bana soruyor diyor ki. Ha, katıl dersen. Katılmak istiyor musun? Büyük düşün, büyük yaşa. En son bunu söyledi amcamız ve büyük bir otel inşa etmemizi isteyecek. Evet. Üst toprağı kaldır dedi. Hadi bakalım. Abi üst toprağı kaldır dedi ama burada şu kadar büyük bir toprak var. Bunu biz dozerle alamayız ki. Vallahi öyle diyor. Hayır dozerle alınmıyor zaten abi. Bak oradaki işlerde ilk işlerde şeyde alınması var. Şey var. Ekskavatör var. Değil mi? Ekskavatör var. Aynen. Dur bu toprağı sonrası için. Evet onu kiralayalım olmadı ya satın almayalım. Onu ben kiralayacağım zaten. Evet, tamam. Abi, ya, o kadar da değil. Yok yani satın alacak paramız var. Allah'a şükür zenginiz de. Üst toprağı kaldır dedi. Yani aslında önce şey yaptırmak isteyecek bize ama. Dur şu araçtan bir ineyim. Buradan kaldırdığın toprağı şuraya koymamızı isteyecek bence. Abi ben alıp ya daha doğrusu şekil aladım. Onu alıp buraya geliyorum. Hızlı seyahat da yaptım. Damper var mı peki? O toprağı dampere biliyorsun koyup satmamız lazım para gelir.
Satmayacağız, onu buraya koyacağız bence. Bak burada yer var. Onu da ben kiralayayım. Sen onu şeye getir olmazsa. Hızlı seyahatle. Damperli, mahsallı kamyon lazım değil mi bir de? Bakıyorum. Bunların da fiyatları hep aynı galiba. Kiraladın mı? Ben zaten kiraladım ekskalatörü. Yok yok. Kamyonu. Kamyonu bir yok. Para daha gitti de. Ha şey, hızlı no. Seyahat yaptın. Ben herhalde. Ha tamam. Hadi onu da turuncu mu kiralasam? Ama bu Doğusan hiç güzel değildi ya. Şey. Doğusan'ı aldım vallahi ben şey. Ekskavatörü mü? Aha. Ben mafsallı şeyi ket alacağım. Tamam abi. Alacağım derken yani kiralıyorum. Şimdi buradan çıktık. Hemen bir gidelim. Hızlıca gir diyelim. Ben sana bir şey diyeyim mi? Bu iş bayağı uzun. Ne güzel. Dur. Durmak yok. Çalışacağız gir, abi. Gir demeyecektim ya. Ha şuraya. Bir hızlı seyahatte ben yapayım. En fazla 4 kişiye kadar destekliyor oyun. Multiplayer ama şu an 2 kişi bile girerken bayağı bir zorlandık. Oo. Üst toprağı kaldır. Abi üst toprağı kaldır. Duyan mı? Ben anlamadım. Şimdi onu dur bakayım ne yapacağız ya? Onu bence bu kamyona dökeceksin. Kamyonla da şu boşluğa dökeceğiz. Abi V'ye bas. Bak V'ye bas. Gördün mü? Abi niye iki iş yapıyoruz? Ben buradan direkt şey yapıp oraya aktarsam ya. Ama öyle kaşık kaşık aktaracaksın. Ay pardon. Sesim gitti. Öyle bir anda hepsini birden dökebiliriz. Of ne biçim girdin be. Vallahi. Dağıttın ortalığı. Üst toprağı kaldır dedi. O kırmızılığı yeşile mi aktaracağız yani? Yani bana öyle geliyor ama. Veya şeyle yapacağız. Ufaklıkla. Allah Allah, bu toprağı alamıyor. Daldır bir. Çok yukarıdasın ama. Sen iç çok kameradan yukarı mı oynuyorsun? Hayır. Şu an çok yukarıda gözüküyor. Heh, şimdi oldu. Çevir. Evet. Bak şimdi aldı. Güzelmiş. Dur. Ya bir kısmı bana gelmedi sanki ama olsun. Abi senin o kadar parlıyor ki sarı sarı. Yemin ediyorum var ya. Gözünü kör edin. Göremedim yani. Sarı sarı parlarım öyle. Şaşırırsın. Aracın lastiklere falan bak ya. Yani şimdi ben şuraya bir dökmeyi deneyeyim bakayım. Biz yanlış bir şey mi yapıyoruz onu görmüş oluruz. Aynen bir görelim abi. Şimdi şöyle bir geri geleyim. Bir dakika. Şunu ya dur. Kablo geldi elime. Ne oldu? Kırmızı oldu. Ben anlamadım bu işi. Üst toprağı bir kaldıralım mı abi? Bir dakika oraya. Acaba şey mi lazım ya bize? Şu diğer eleman mı lazım şu? Şununla bir deneyelim bakalım. Yani şu an çok enteresan bir şekilde hiçbir yere doğru yapmıyormuşuz gibi gösteriyor sanki. Evet. Bunu bir indireyim.
Evet, bununla yapacağız. Tamam abi, toprağı bir kaldıracağız işte ilk önce şeyde. Ama bunu... Bak şu anda burası abi, yeşil oldu. Abi şeyi getirebilir misin? Kamyonu getirebilir misin? Bak, hemen geliyorum. Şeyi benim almam lazım. Geldim hemen. Nasıl koşuyor? Ama bayağı... dikkat et, kura düşme. Ama vallahi kafama dökmedim. Neyse. Hiç kazan sonlasın. Aa, ne oldu? Luna adlı oyuncu oyundan ayrıldı diyor. Hadi bakalım. Niye ayrıldın? Ben ayrılmadım abi. Ayrıldı diyor. Vallahi ayrılmadım abi. Ama oyun beni attı. Hoppala. Tekrar girmeyi dener misin bakalım? Olacak mı? Bilmiyorum abi. Üst toprağı kaldır. Şu an %78 dedi. Abi o şey benim... Ben oradaki toprağı alıyordum ya. Onu mu sayıyor? Aynen onu sayıyor. Alet bir anda acayip hızlanıyor ya. Ayarlayamıyorum ha. %79. %80 oldu ama şunu bu tarafa ittirmem lazım galiba. Şöyle biraz gideyim. Evet. %81 diyor. %82. Araç takıldı ya. Abi sen internetin kopmadı değil mi? Yo, seninle konuşamam ki o zaman. Öyle değil ya. Yo, ben çevrim içi gözüküyorum. Burayı parçaladım ben. Şimdi nasıl yapsam? Şöyle şu tarafa bir döneyim. Şöyle gidersek. Ne diyor ya? İlk keyifli gezinti diye bir başarım aldım. Evet. Burasını zaten doldurmayacakmışız galiba ya. Şimdi şöyle geri gideyim. Biraz daha. İndir, indir. %88 oldu. %92 oldu. %93. %93'e getirdim ama başka bir şey yapmamız lazım galiba. Sen giremiyor musun bu arada? Yok
Yani sunucuyu mu bulamıyorsun yoksa sen internet şey mi? Ha. Maalesef oyunda böyle problemler var arkadaşlar. Şu an ben online gözüküyorum gördüğünüz gibi ama Berkay'la beraber giremiyoruz. Oyunun multiplayer'ında bu tarz problem yaşayan çok kişi varmış. Biz de onlardan biriyiz. Ve evet. Burası oldu. Update falan getirmeleri lazım. Evet evet. İşaretli alanı boşalt dedi. Şimdi ben buradan bir çıkayım. Diğer araçları da çıkartmam gerekiyormuş. Öyle yazıyor. Bu çıktı. Of ne ses yapıyormuş be araç. Kafam şişmiş. Bunu da çıkartayım. Bunun üstünde şey mi var? Evet, bu da çıktı. Buna daha sonra ihtiyacımız olur herhalde diye düşünerek şimdilik burada bırakıyorum. Bir de şuraya gideyim bakayım. Bunu da çıkartmamız gerekiyormuş. Zaten kendi kendine düzeltecek büyük ihtimalle burayı. O yüzden şu Berkay'ın topladığı şeyi de bir atalım. Evet. Şimdi nasıl gideceğiz? Şöyle. Şunu iyice toplayalım. Ha, ters duruyor bu araç şu an. Ben geri geri gidiyorum. Evet. Burası gördüğünüz gibi hemen düzeltildi. Eğimli inşaat çukuru kaz diye bir şey çıktı. Bunu artık yine beraber girebilirsek olmadı Berkay'la yaparız. Yani ben bu bölümü burada bitireyim. Çünkü maalesef şu an multiplayer oynayamıyoruz. Ama oynayabildiğimiz dönemde beraber çekeceğiz. Olmadı ben tek de girer çekerim arada şey yapmak için. Bu görevi ilerletmek için. Çünkü görev inanılmaz bir para verecek. Onu bir alalım diye. Ha, burası evet. Eğimli inşaat çukuru kaz dediği nasıl bir şeymiş? Anlamadım ya. Şuradan eğim vermemizi mi istiyor? Bu iş bayağı zor ya, ben sana söyleyeyim Berkay. Girdik bir işe ama bunu nasıl yapacağız bilmiyorum. Beraber deneyeceğiz. Yani şöyle 3-4 kişi süper olur bence. 3-4 kişi girsek. Multiplayer'ı diyorsun sandım abi. İş kolay ya, iş halledilir. Yani multiplayer demiyorum ya. Bu eğimli bir şey kazmamızı istiyor şu an. İnşaat çukuru. O biraz uzun sürecek gibi geldi bana. Kamyon işte bu yok. Zaman lazım yani. Kamyona yükleyeceğiz, satacağız. Yükleyeceğiz, satacağız. Aynen öyle. Evet. Burada bitireceğim arkadaşlar. Maalesef hani multiplayer devam edemediğimiz için ama yine daha sonra videolarını çekeriz. Bu tarz özellikle bu oyunun videosunun gelmesini istiyorsanız lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın. Ayrıca kanala abone değilseniz abone olarak bizi destekleyebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşene kadar da kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.